Bak 48. ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Firavun kavmine Cenab-ı Allah diyor ki biz onlara biri ötekisinden daha büyük olmayan hiçbir ayet göstermedik. Her mucize daha büyük. Gittikçe dozu artıyor mucizelerin, büyüklük dozu. Her seferinde daha kapsamlı bir mucize gösterdik diyor Allah. Belki dönerler diye diyor Allah. Onları azapla yakaladım diyor Allah. Dönmüyorlar. Onun için millet olarak da, topluluk olarak da mutlaka Allah'a candan sevgi duymak, bağlanmak gerekir. İnşallah. Dünyayı Allah'tan ayırdın mı, Allah'ı dünyadan ayırdın mı, perişanlık gelir. Bir bütündür Allah. Yani mutlaka Allah'la beraber dünya kullanılacak gibidir. Maşallah. Allah olmadan dünyayı kullanmaya kalktığında dünya insanı saldırır. Ekonomik krize saldırır, intihar ettirir, bunalıma sokar. Sağlığınız bozulur. Izdırap çekersiniz, anlamsız olur her şey. Bir manası olmaz hayat. Bak başbakan ne diyor? Çoğalın diyor. Doğru, peygamberin hadisi de var sallallahu aleyhi ve sellem. Ben diyor, ümmetimin çokluğuyla övüneceğim diyor ahirette. Fakat şimdi adam çocuk yapacak bir adam düşünüyor nasıl bakacağım çocuklara diye. Kendini koruyamıyor çünkü. Tabii. Maddi olarak da koruyamıyor, manevi olarak da koruyamıyor. Her yer tuzaklarla dolu, belayla dolu. Sokağa çıkamıyor. Birine bir şey söylüyorsun ya iftira atıyor ya bir oyun oynuyor. Ya tuzağa düşürmeye kalkıyor. Dost bildikleri insanların kahpe çıkıyor bir kısmı. Değil mi? Evet. Sırdaş edinemiyorlar. Dost edinemiyor. Dışarıda rahat rahat kolunu elini sallayarak gezemiyor. Şimdi adam tek başına gezemeyince çocuğum nasıl geçsin diyor sokakta. Tabii. Değil mi? Kendisi iş bulamayınca, iş bulsa da sürünüyor. Çocuk da sürünür diyor. Hasta oluyor hastanede, kuyrukta bekliyor, perişan oluyor. Ya diyor, ben madem böyle sürünüyorum, çocuk yapıp onu da süründürmeyeyim bari diyor. O zaman olay daha başka. Zemin daha başka. Bir kere insanların birbirine nefretinin kalkması gerekir. Bu nefret kalktı mı mahkemelerin yükü ne kadar mahkemede daha dosya var mesela 1 milyon. Kaça düşer? 100'e düşer. İnsan sevgisi olursa. Affetme, merhamet olursa, şefkat olursa 100'e düşer. Öbür türlü ızdırabın önü arkası kesilmiyor. Herkes herkesi mahkemeye veriyor aşağı yukarı. Birçok yerde. Birçok kişide bunu görüyoruz. Nefret kol geziyor. Allah sevgisi olmayınca azap. Ruhta bir azap oluşuyor. Halbuki herkes topluca Allah'a sıkı sıkıya sarılırsa, Allah'ı çok severse hemen akabinde kardeşlik, sevgi, şefkat, merhamet geliyor. Dünyevi izimler ortadan kalkar. İşte komünizm, faşizm, kapitalizm ortadan kalkar. Ferahlık gelir. Çözümü dünya hükümetleri teknik olarak halletmeye çalışıyorlar, teknik yönden. Teknik yönden de çözemiyorlar. Hükümet değiştiriyor adamlar. Halk hükümet değiştiriyor. Bir beladan ötekine geçmiş oluyor. Mesela Yunanistan'da adamlar falan, hükümet, mesela Fransa'da değiştiriyorlar. Bir bela gidiyor, başka bir bela geliyor. Yani ekonomik bela geliyor. Sıkıntı geliyor. Allah'ı coşkuyla sevme konusunu hayati bir konu olarak anlatmak lazım. Herkes biliyor, ekonomistler de biliyor sebebin Allah sevgisi olmadığından olduğunu bu ekonomik krizin.
Mesela düşündüm, bugün düşündüm. Sanatçı kalmadı ya. Evet. Mesela Eurovision şarkı yarışmasına bütün parçalar. Evet, evet hocam. Ya görüyorsun. Evet, evet. Yok. Sanatçı kalmamış. Mesela televizyon kanalları açıyorum. Hazırlanan skeçler var işte yahut tiyatro falan, ona benzer şeyler. Hiçbiri olmuyor. Müzik parçalarına bakıyorum, hiçbiri olmamış. Kıyafet de yapamıyorlar. Muazzam bir manevi çöküntü var. Allah sevgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Ne sanatçı var, ne bilim adamı da bilimsel araştırma yapmaya gerek duymuyor. Yani keşif, araştırma yapmaya gerek duymuyorlar, yapamıyorlar. Mevcutlara milim milim geliştirmeye çalışıyorlar. Mesela yeni bir köklü buluş yapamıyorlar. Etkileyici bir buluş yapamıyorlar. Evet, evet. Mesela Türk sanat müziği parçaları var. Klasik. Ankara Seymenlerini seyrettim. Oradan aklıma geldi. Ankara Seymenlerini. Fidayda vardır. Ünlü. Evet. Misket havası Fidayda. Evet. Ondan sonra. Efendim? Çiçek Dağı vardır. Oyun havası. Bir daha asla ve kesinlikle öyle bir oyun havası yapamadılar. Yaklaşık 100 yıllık parçalar. Evet hocam. Eski. Bir daha yapamlamıyor. Çıkmıyor sanatçı. Ya o yanda sanatçı çıkmıyor. Fidayda hiçbir şekilde onu tutturacak parça yok. Misket. Ya dedim Efeler niye sürekli bu aynı parçayla oynuyorlar? Sürekli misketle oynuyorlar. Fidayda ile oynuyorlar. Evet. Çiçek dahil oynuyor. Yani 2-3 parça var. Başka parçayla oynamıyorlar. Evet. Halbuki yüzlerce parça olması gerekiyordu. Her birbirinden güzel olması lazım. Evet. Mesela Mehter Maşı, Ceddin Deden bir daha benzeri yapılamıyor. Evet. Mümkün değil. Bak bir kere yapılmış bir daha yapılamıyor. Nefis parça mesela Ceddin Deden. Mesela Gafil Ne Bilir. Bir daha benzer yapılamıyor. Mesela Eski Ordu Marşı. Bir daha benzeri yapılamıyor. Olmuyor. Türk sanat müziğinin benzeri parça yapılamıyor artık. Yok. Mesela tarihi tablolar, güzel tarihi tablolar yapılamıyor. Müzelere koyuyorlar. Şortlu mortlu vatandaşlar. Elleri sırtlarında geziyorlar. Ağzını açıyor böyle bakıyorlar. İnsanların etleri de kofu olmuş. Bir şey olmuş. Büyük bölümü öyle olmuş. Evet. Kafaları da kof birçoğunun. Evet. Eti de kof bir şey olmuş. İşte dağlarda geziyor ellerinde çubuklarla falan. Dağlara da açıyorum ya. Evet. Yani öyle ruhsuz, dinsiz adamların, Allahsız adamların dağlarda gezmesi. Sen lan ne anlarsın sen dağın güzelliğinden? Allah'a inanmıyorsun ki. Tabii, evet. Allah'ın farkında değilsin. Sapık adam, elinde 2-3 sapık, ellerinde sopayla dağda geziniyor. Kuşlara falan acıyorum dağdaki ya, ağaçlara acıyorum ya. Pis ayaklarını onları eziyorlar, onların üstünden geziyorlar falan. Değil mi? Orada Allah'a inananın, oradaki onlara karşı şefkati, sevgisi nerede? Oradaki, yani dinsiz olup sapık olan ama benim ayrıda. Yani. Mesela dinsizde de yine kendi halinde adamlar var, ayrı mesele. Sapık adam. Oraları da batırıyorlar. O pis ellerini gidip oralara sürüyor. O ağaçlara acıyorum, otlara da acıyorum, hayvanlara da acıyorum, kuşlara da acıyorum. Yani hiç layık değiller. Tabii. Ama Cenab-ı Allah imtihan sebebiyle onlara da müsaade etmiş. Yani dünyayı kullanmalarına. Bütün dünya hükümetlerine bakın, çaresizlik içindeler. Mesela bak Obama, eskiden Amerikan başkanları çok haşmetli olur, havalı olurlardı. Evet. Çok gariban. Evet. Çok gariban. Kim gelirse gelsin gariban olur. Çünkü Amerika ekonomik yönden çöktü. Ve muazzam intihar furyası var. Amerikan ordusu adeta su gibi eriyor. Her gün yoğun intiharlar var Amerika'da. Yoğun. Ama zibil gibi öyle. Bir tane, iki tane, 10 tane değil. Evet.
dinsizliğin getirdiği ızdırapla adamlar dayanamayıp canına kastediyorlar. Canına kıyıyorlar. Daha hala İslam olmamaya direniyorlar. Daha hala Allah'a teslim olmamaya direniyorlar. Lan çöktün işte bak, dünyanın tadı tuzu kalmadı. Amerika'nın bütün havası, süksesi gitti. Tabii. Sürünüyor Amerika. Evet. Fakir bir ülke oldu ya, gariban bir ülke oldu. Evet. Halkı da fakir, kendi de fakir. Evet. Ne ekonomide ilerleyebiliyor, ne sanatta ilerleyebiliyor, ne bilimde ilerleyebiliyor. İşte dev hamburgerler yapıyorlar. Domuz salamı falan koyuyor, onu yiyorlar. Adamlar da çok büyük bir bölümü gudubet hale geldi. Evet, evet. Şiştiler böyle bir acayip yani. Eski Amerikalılar zayıf falan, filinta gibi adamlar olurdu. Filmlerde falan görüyordursunuz, evet, değil mi? Evet. Jilet gibiydiler. Evet. Şimdi homaça gibi herifler. Bir acayip olurdu. Kadınlar da öyle. Çok garip bir hale geldiler. Silindir gibiler. Büyük bir bölümü. Evet. Sıkıntıdan. Gece gündüz diyor sıkıntıdan, sinirden. Evet. Izdıraf veriyor. Yemezse sinirleri daha da gergin oluyor. Hırsla yemeye devam ediyorlar. Ayet ediyor, hırsla yerler diyor ayet ediyor. Kur'an ayetinde hırsla yerler diyor.